Değerli dostlar, bu videomda sizlere daha önce hiç anlatılmayan Z kuşağı hakkında, Z kuşağı gençleri hakkında bildiklerimi anlatmaya gayret göstereceğim. Yani 2000 yılından sonra doğan, internet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih eden, teknolojinin direkt kucağında doğan, onunla yaşamayı hayat prensibi haline getiren, birden fazla işi aynı anda kısa sürede ve titiz bir şekilde yerine getirebilme yeteneğine sahip gençlerden bahsediyorum. Bilmelisiniz ki 0 ila 24 yaş arasında 32 milyon gencimiz var ve bunlar nüfusumuzun %38'ini teşkil ediyor. Bu kuşak ailesi tarafından en çok ilgilenilmiş ve ebeveyni en çok etkileyen, bireyselliğe çok önem veren, en fazla evde oturma alışkanlığı olan ve bireyselliğe eğilimli, insanlara karşı güven duyguları da en zayıf olan, uzun uzadıya okuma alışkanlığı en az olan, her şeyi anlık yaşayan ve sabırsız olan, teknolojiye en fazla bağımlı olan, marka ve gösteriş meraklısı, ilgi çekmeye en müsait olan, en basit işleri bile kendileri halledemeyen, verilen cevaplarla kolay tatmin olmayan, idealleri zayıf, çabuk sıkılabilen ve kolay vazgeçebilen, düzensiz beslenme biçimine sahip olan, toplumsal aidiyet duyguları en zayıf olan, farklı dış görünüşleri kabul seviyesi en düşük, yasakçılığa ve ataerkilliğe karşı bir tavır içinde olan, otorite ve kural tanımazlığın had safhada olduğu, istedikleri doğrultusunda direnişleri kırılamaz yapıda olan, haklılıkları noktasında grup halinde hareket etmekten çekinmeyen, sorgusuz ve sualsiz, katılacakları eylemler arasında ilk sırada yer alan bir kuşak. Elbette ilk bakışta negatif gibi görülen bu durumların, bu davranışların yanında bu kuşak, teknolojiyi en iyi kullanabilen, bilgileri çok çabuk ve hızlı kavrayabilen, diğer kuşaklara göre daha çok okuyan, soru sorma becerileri çok yüksek olan, analiz ve anında yorum yapabilme özellikleri en fazla olan, uzaktan uzağa iletişime en fazla açık olan, sezgileri güçlü, zekaları parlak, özgüveni yüksek, atılımcı ve girişken olan, farklı sosyal gruplarla iletişimi en yüksek olan, hak yenme konusunda da en hassas olan kuşaktır. Evet, aileyi, gençleri ve toplumu ifsat etmek için cinsiyetsiz toplum projesiyle gençlerimizi müzikle avuçlarının içine almaya çalışanlar var. Fenomenler ve YouTuberlarla eğlenceli, korkulu, ürkütücü, bulantı verici, şiddete yol açan içerikler hazırlayarak sırf daha fazla izlenmek için küfürlü, argo, cinsellik yüklü konuşmalar, müstehcen yayınlar yapanlar var. Yanlış kitaplar ve uygulamalarla uyuşturucu kullanan, eşcinsel eğilimleri olan, dini değerleri ve pratikleri sorgulayan, sapkın fikirlere sahip karakterlerden oluşan kitapları dayatanlar var. Ahlaki değerlerin sorgulandığı, inançlarımızın sorgulandığı diziler ve filmlerle, her türlü subliminal mesajlarla gençleri zehirleyenler var. Sevgili anne babalar, bu anlatmış olduğum durumlar karşısında hemen paniğe kapılmayın ve enseyi karartmayın. Bilin ve gerekli tedbirleri alın. Şimdi bu kadar tespiti yaptıktan sonra ben sizlere bazı önerilerde, bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Ne olur onları bir yerlere not edin ve kendi çocuklarınıza bunları uygulamaya gayret gösterin. Çocuklarınızdan olgun insan davranışı beklemeden onlara olgun insanmış gibi davranın. Onları, gençleri karşımıza alıp düzeltmek yerine onlarla birlikte hareket edin. Çocuklarınızın hep önünden gidip yolu dümdüz açan buldozer anne ve babalar olmak yerine temel kural olarak çocukların kendilerinin yapabilecekleri işleri onların yerine yapmayı bırakın. Çocuklarınıza güzel kızım, yakışıklı oğlum, zeki çocuğum diye hitap etmek yerine duyarlı, ahlaklı oğlum kızım gibi hitaplarla yaklaşmayı deneyin. Bilime, sanata, doğaya ve insana bakış açılarıyla ilgili değerlendirme yaparak davranış modellemesi geliştirin. Birilerinin çocuklarınızı siz Z kuşağısınız gibi kategorize ederek kışkırtmalarına müsaade etmeyin. Nasihat veya emir vererek yaklaşmak yerine doğru örnek olarak modelleme yapın. Yetenekli çocuklar yetiştirmek için önce keşfetme ve öğrenme ortamı oluşturun. Çocuklar oyunla öğrenmeli, sanat ve spor da onun için olmalı. Rekabet ve yargılardan uzak bir şekilde amaç keyif almak olmalı. Ödül vermek yerine tutku geliştirilmeli. İnsanlar yapabildikleri şeyi sever. Bu yüzden
çocukların yapabildikleri şeylere yönelmelerine izin verin ve bu alanlarda derinleşin. Dijital aletleri çok iyi kullanan, faydalı kullanan anne ve baba modeli olun. Sınırları çocuğun yaşına, kişiliğine, özel durumlarına göre ayarlayın. Yani aşırı sınır koyan veya esnek ailelerden olmayın. Sınırlarınızın nedenlerini ona anlatın. Sınır koyarken birlikte ortak gün ve zaman belirleyin. Görülen olumsuz etkileri çocuğun görmesini sağlayın. Dijital aletleri olumlu davranışların arkasından ödül olarak kullanın. Çocuğun kendisinden beklenen sorumluluk ve davranışları belirtin. Gerçek yaşamı keyifli hale getirmelerini sağlayın. Kendisinden beklenilen davranışları takdir edin. Otokontrolü geliştirmek için de daha fazla sorumluluk verin. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım gençlerimiz aslına ve asaletine uygun bir şekilde sizler gibi güzel, muhteşem, harika bir ailede yetişecek, atalarının ve tarihinin şanlı izinden giderek hayatı daha anlamlı hale getirecektir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah.